Günaydın kızım. Günaydın anne. Figen. Bırak bunu sen, bırak. Benim seninle konuşmak istediğim şeyler var da. Şöyle oturalım mı az? Tamam. Ne oldu anne, bir şey mi oldu? Yok yavrum, gel. Artık yeni bir hayata başlıyorsun. Baban da sen de Kenan'la yeni bir yola çıkacaksın. Figen, sen bu Kenan'ı seviyor musun kızım? Kenan'dan koca falan olmaz. Çok üzüldüm. Hak etmediğin o kadar çok şey yaşadın ki sen. Kenan'la Sevda anne söyle, söyler misin ne olmuş Kenan'la Sevda'ya? Sevda'yı gördüm Figen. Babanın fenalaştığı gece. Onlar öpüşüyorlardı. Emin misin anne? Vallahi billahi gözlerimle gördüm. Babana da bir şey söyleyemedim. Öldürürdü o Kenan'ı. Ama Kenan'la konuştum. Dedim ona, Ömer iyileşsin, Figen'le de konuşacağım dedim. Sen benim kızımla asla evlenemezsin dedim. Sen üzülürsün sandım ama yani onun için bir şey de diyemedim sana. Yani sonra da işte fırsat bulamadım. Kusura bakmayın, böyle paldır küldür daldım ama. Rica ederiz, buyur Emine Hanım. Aslan Hanım, biz seninle bir yalnız konuşabilir miyiz? Ben bir çıkıp hava alayım. Ne oldu Emine Hanım? Biz bittik Asuman Hanım, bittik biz. Ne? Bizim galiba bütün paramız gitti. Ne? Hakkını ödeyemem Canan. Beni biz yaptın. Bana Cemre'yi verdin. Ben sana sadece bu kadarını yapabiliyorum. Thank you.
Hakkını helal et. Alo. Sevgilim, günaydın. Birkaç gündür konuşamadık. Figen'in babası Hakk'a yürüdü. Yok yedisi çıksın, yok Figen'in canının yangını sönsün. Bugünlere geldik. Birkaç gün daha bekle. Bu akşam, Sevda. Bu akşam dördümüz karşılıklı oturup aynı masada yemek yiyeceğiz. Siz benim söylediğim yerde, benim söylediğim saatte orada hazır bulunacaksınız. Anlaştık mı? Sevda. Ne var Figen? Sen de aynı baban gibisin. Saçmalıyorsun sen. Sen de baban gibi ahlak yoksunusun. Çok istiyordun değil mi Kenan'ı? Al senin olsun. Birbirinize o kadar uygunsunuz ki.